İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı karayolları trafiğe kapatıldı. Eçmiadzin Ana Katedrali, Artsakh'taki Ermeni anıtlarını kurtarmak için uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunuyor. Batı Ermenistan'daki Mardin'in tarihi konakları yabancı yatırımcıların ilgi odağında. Saru Saroyan, Türkiye'nin asıl sorunu Ermeni meselesinden kurtulmaktır. Zovateh köyünün merkezi yeniden inşa edildi. Bugün Kahraman Sosemayrik'in ölüm yıl dönümü. Batı Ermenistan'ın Van Bölge Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı ve fırtına dolayısıyla kapanan yolları kesintisiz çalışarak ulaşıma açıyor. Geçtiğimiz hafta ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alan kar yağışı ve tipi Batı Ermenistan'da da etkili oldu. Kar yağışı ve tipiyle birlikte birçok yaralamalı trafik kazası meydana gelirken şehirler arası yollar uzun süre trafiğe kapandı. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri Van-Hakkari yolu üzerinde bulunan 2225 rakımlı Kurubaş geçidi, Van-Bahçesaray yolu üzerindeki 3000 rakımlı Garabet geçidi, Van'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesini birbirine bağlayan Tendürek geçidi, Yüksekova-Dağlıca yolu, Yüksekova-Şemdinli yolu, Yüksekova-Şemdinli-Şapatan geçidi, Bitlis-Tatvan ve Tatvan-Güroymak yolundaki çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürüyor. Son zamanlarda Azerbaycan makamları yeni bir Ermeni karşıtı girişimle ortaya çıktı. Kültür Bakanlığı'nın açıklamasına göre sözde Ahvan dini tapınaklarından Ermenilerin bıraktığı sahte izleri ortadan kaldırmak amacıyla Azerbaycan'da Ahvan tarihçileri ve mimarlarından oluşan bir çalışma grubu oluşturuldu. Kutsal Eçmiadzin ana makamı Azerbaycan makamlarının bu girişimini insanlık dışı ve medeniyet karşıtı bir eylem olarak nitelendirerek şiddetle kınamaktadır. Azerbaycan'ın kontrolüne geçen Artsakh'ın Hristiyan mabetlerinin Ermeni kimliği bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçektir, makul ve objektif bir düşünce çerçevesinde tartışılamaz. Kutsal Eçmiadzin ana makamı, başta Agit Mis grubu eş başkanı ülkeler olmak üzere Artsakh sorununun çözümünde yer alan tüm ülkeleri bu ve benzeri vandalizm eylemlerini durdurmaya ve engellemeye çağırmaktadır. Batı Ermenistan'ın Mardin'in tarihi konakları yabancı yatırımcıların ilgi odağı oldu. Talipliler İsveç, Fransa, İngiltere olurken en yoğun ilgi ise Almanlardan geldi. Bünyesinde bir kültür mozaiği barındıran Mardin'in tarihi konakları restore edilerek otel, devre mülk, restoran ve işletmelere dönüştürülüyor. Tarihi konaklar restore esnasında satışa sunuluyor. Restorasyon şirketi sahibi Seçkin Acar, Mardin'in birçok kültürü barındıran bir şehir olduğunu belirtti. Ona göre Yahudisi, Ermenisi, Süryanisi ve Müslümanı bunlarla ilgili çeşitli mozaik var. Buradaki yapıların içinde bunu daha net ve belirgin halde görüyoruz. Yazıtlara bakarsak her gelen millet kendisine ait bir eser, iz bırakmış. Bu evlerin ilk tarihine bakarsak Ermeni yazıtları var. Ardından Mardin'in ünlü bir ailesine geçmiş ve burada 75-80 yıl kadar yaşamışlar. Siyasetçi Saro Saroyan, Western Armenia TV'de Ermenistan Cumhuriyeti'nin tüm Ermenileri kapsayan iç ve dış politikasını analiz etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Ermenilere karşı yapılan soykırım Armenosid'in tanınmasına atıfta bulundu ve bu durum kendisine göre Türkiye'nin oyun kartlarını karıştırdı. Ermeni savaş esirlerinin serbest bırakılması ve Ermenistan Cumhuriyeti'ne iade edilmesiyle ilgili son olaylardan da bahsetti. Tabii ki bu eylem siyasi bir kontekst taşıyor. Aliyev'in bakış açısından bu bir kompromis. Fransız yatırımlarını alabilmek için 8 savaş esirini serbest bırakmak. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ermeni Tıp Vakfı, İsviçre Ermeni Genel Hayırseverler Birliği ve Tufenkyan Hayır Vakfı'nın cömert desteğiyle Artsakh'ın Marduni bölgesindeki Zovateh köyünün toplum merkezi, sağlık ocağı ve kulüp yeniden inşa edildi. Köy muhtarı Samuel Abrahamyan'a göre köy merkezi eski köy meclisinin binasında bulunuyordu. Gerilla hareketi Ermeni halkının kurtuluş mücadelesi tarihinin sayfalarında önemli bir yer tutmaktadır.
Bu hareketin önde gelen temsilcileri Ahbir Serop, Serop Vartanyan, Hıray, Antranik Ozanyan, Gevok Çavuş ve diğerleriydi. Ancak Ahbir Serop düşmana karşı tek başına değil, karısı kahraman Sose ile birlikte savaştı. Sose Mayrik 1865 yılında Batı Ermenistan'ın Duruperan eyaletine bağlı Hılat ilçesindeki Sohort köyünde doğdu. 13 yaşında geleceğin ünlü fedaisi Serop Ahbir ile evlendi. Sose Mayrik gerilla savaşlarında yer aldı. Bunun içinde halk onu anne unvanıyla onurlandırdı. 1898'de Babşen Savaşı'ndan sonra Serop ile Sasun'a sığındı. 1899'da 2000 Türk askeri ve Kürtler Serop ve ailesinin 12 fedai ile sığındığı Geliguzan köyünü kuşattı. Eşit olmayan çatışmada Sose'nin kocası, oğlu ve Serop'un erkek kardeşleri öldürüldü. Sose, kocasının silahını alarak cesurca savaşmaya devam etti ve yaralandı. 1904 Sasun ayaklanmasından sonra Sose Mayrik Van'a ardından Kafkasya'ya geçti. Diğer oğlu Samson katliam sırasında Garin'de katledildi. Sose Mayrik 10 Şubat 1953'te vefat etti. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size sözleri Garik Banduryan'a ait olan ve Ruben Matevosyan tarafından seslendirilen İmani adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.